Değerli katılımcılar, değerli dinleyiciler, Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin birlikte organize ettikleri Uluslararası Balkan Sempozyumu'nun üçüncü oturumuna hoş geldiniz. Bu organizasyonda görev yapan ve bizleri de bu toplantıya davet eden Uluslararası İşler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Uğur Yasin Assal ve diğer yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Üç tane konuşmacımız var bu üçüncü oturumda. Birinci konuşmacımız doktor öğretim üyesi Ayfer Genç Yılmaz. Avrupa Birliği ve Batı Balkanlarda güvenlik konusu üzerine konuşacak. Zaten bu panelin konusu da Balkanlarda barış ve güvenlik arayışları. Birinci konuşmacımız Ayfer Genç Yılmaz, Bosna Hersek ve Makedonya'daki askeri ve sivil kriz yönetimi üzerine duracak. İkinci konuşmacımız Bosna Hersek'ten, Saraybosna'dan Emir Hacı Kadunic. Peace building in Bosnia and Herzegovina, the initial success has been reversed. İşte Bosna Hersek'te barış inşası başlangıçtaki başarının terse dönmesi diye bir başlık atmış konuşmasına ve üçüncü ve son konuşmacılarımız da Fuat Bozyel ve Nergiz Başevmez Bolaman, doktor öğretim üyesi. Fuat Bey Bitlis Eren Üniversitesi'nden, Nergiz Hanım da Arel Üniversitesi'nden. Onlar da Türkiye ve Balkanların Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerinden karşılaştırmalı analizi üzerine konuşacaklar. Benim şöyle bir önerim var. Zamanı hem iyi kullanmak hem de bu programın YouTube üzerinden yayınlanması vesilesiyle her konuşmadan sonra tartışma kısmını yapmak şeklinde. Bu şekilde bölünmüş olmayacak şeyler. Yani bir konuşmacı konuştuktan sonra hemen arkasından tartışma yapılacak. Bu sefer video kaydı da bu şekilde daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ayrıca en sonunda yine bir 5 dakikalık bir tartışma süremiz olacak. Her konuşmacı için toplamda 20 dakika bir konuşma süresi, 10 dakika tartışma süresi öngörüyoruz. Mr. Hacı Kadunic, we have 20 minutes for presentation and then after the presentation 10 minutes for discussions. So we will have in the end also circa 10 minutes for final discussions. So we will have discussions after every presentation. So you will be the second speaker in this panel. Şimdi ilk konuşmaya hemen geçebiliriz. Doktor öğretim üyesi Ayfer Genç Yılmaz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İşler Programı'ndan. Kendisini burada bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış bir meslektaşım. Ayfer Hocam, 20 dakikalık süreyi de başlatıyorum. Sözü size veriyorum. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Ben hemen bir ekran paylaşımı yapayım müsaadenizle. Çünkü PPT olarak da hazırladım. Hepiniz hoş geldiniz değerli hocalarım ve öğrenciler. Ben bugün biraz Avrupa Birliği'ni aslında Batı Balkanlar'da bir güvenlik aktörü olarak incelemeyi düşündüm. Neden böyle? Çünkü birincisi biliyorsunuz çok yakın bir zamanda Ekim 2021 tarihinde Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi gerçekleşti. Ve bu zirvede Avrupa Birliği 6 Batı Balkan ülkesine, işte biliyorsunuz hepiniz zaten burada da konu su geçti sık sık. Bunlarla bu ülkelerle tam üyelik sürecine bağlı kalınmasının sözünü verdi. Bu konuda bir uzlaşıya vardı. Şimdi bu konu çok önemli. Neden önemli? Çünkü bizim hepimizin bildiği gibi daha önceki oturumlarda da sözü geçti. Aslında bu bölge, yani şimdi Avrupa Birliği'ne tam üye olunması beklenen bu ülkeler 1990'lı yıllarda çok ciddi anlamda bir istikrarsızlık içerisinde bulunuyorlardı. Bu çok büyük bir problem. Çok ciddi bir çatışma, istikrarsızlık ve iç savaş durumu söz konusu buralardan. Ve 1995 yılında burada yaklaşık 4 yıl süren savaşı bitiren bir Dayton Anlaşması imzalandı. Ancak Dayton Anlaşması bir biçimde bölgeye istikrar getirmedi. İşte buradaki önemli nokta şu ki Avrupa Birliği, biz onu Soğuk Savaş sonrası dönemde bir güvenlik aktörü, daha doğrusu küresel güvenlik aktörü olma iddiası üzerinden tanımladık Avrupa Birliği'ni. Önemli olan nokta şu ki bu iddiasını Avrupa Birliği'nin ilk test ettiği yer
1990'lı yıllarda da Batı Balkanlar oldu. Avrupa Birliği'nin bir kriz yönetimi aktörü olarak nitelendiriyorsak bunun ilk tecrübe edildiği yer Batı Balkanlar ve bugün de bu tecrübesini gerçekleştirdiği ülkeleri tam üyelik sürecine dahil etmek istiyor. Dolayısıyla bu çok somut bir başarı gibi görünüyor Avrupa Birliği açısından. Ben biraz bunun ayrıntısına girmek istiyorum. Çünkü baktığımız zaman literatür genel olarak yani hep değiniyor bu misyonlara, operasyonlara, işte Avrupa Birliği'nin küresel bir güvenlik aktörü olması meselesine. Ancak bunların karşılaştırmalı bir analizi yok. Bence Batı Balkanlar bu imkanı bize veriyor. Neden veriyor? Çünkü Batı Balkanlar'da Avrupa Birliği hem askeri hem de sivil misyonlar gerçekleştirdi. Hepimiz biliyoruz Avrupa Birliği'nin bir küresel güvenlik aktörü olma iddiasını somut bir projeye dönüşmesi, ortak güvenlik ve savunma politikasının oluşturulmasıyla mümkün oldu. 1999 tarihinde Köln zirvesinin ardından ortak güvenlik ve savunma politikası somut bir proje haline geldi. Ve bundan sonra da 2003 yılından itibaren de Avrupa Birliği Anlaşması'nın işte 43. madde belirtilen çeşitli alanlarda ki bu alanlar barış inşası, silahsızlandırma gibi biraz çatışmayı sonlandırmaya dönük projeler ve devlet inşa süreçlerine yönelik projeler. Bu alanlarda ortak güvenlik ve savunma politikası, misyon ve operasyonlara gerçekleştirmeye başladı Avrupa Birliği. Şimdi baktığımız zaman zaten ortak güvenlik ve savunma politikasının da oluşma nedeni, yani oluşturulma nedeni Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar'daki, daha doğrusu Balkanlar'daki başarısızlığı. Dolayısıyla 2000'li yıllarla birlikte bunu bir biçimde telafi etmeye, büyük bir hırsla telafi etmeye dönük çalışmalar yaptı, projeler gerçekleştirdi. Makedonya'da bir askeri operasyon gerçekleştirdi, Concordia ismiyle. Ve daha sonra da Bosna Hersek'te yaklaşık 9 yıl süren bir polis misyonu, daha doğrusu sivil misyon ortaya koydu. Ben bu ikisi üzerinden bir tartışma yürütmeye çalışacağım. Concordia operasyonu çok önemli çünkü Avrupa Birliği aslında buraya gerçekleştirdiği askeri müdahale Avrupa Birliği'nde ilk askeri müdahalesi. Buradan hem Balkanların önemini görüyoruz hem de ortak güvenlik ve savunma politikası açısından yine Balkanların önemini görüyoruz. Şimdi Concordia operasyonunu aslında Avrupa Birliği NATO'dan devraldı. Ne demek bu? Yani Concordia operasyonunu gerçekleştirmeden önce bu bölgede zaten NATO hali hazırda 2001 yılında başlattığı Essential Harvest adlı operasyonu yürütüyordu. Bunun da amacı aslında etnik Arnavutların silahsızlandırılması ve Makedonya'da barışın sağlanmasıydı. Şimdi burada önemli olan nokta şu ki bu operasyon da aslında büyük ölçüde bir Avrupa operasyonuydu. Çünkü her ne kadar NATO imkanlarıyla gerçekleştirilse de burada Avrupa Birliği çok önemli bir biçimde liderlik etti. Ancak işte Concordia ile birlikte 2003 tarihinde bu sefer tümüyle bir Avrupa Birliği operasyonu, askeri operasyonu gerçekleşti. Ancak buradaki sıkıntı şu ki yine Avrupa Birliği zaten en çok eleştirildiği nokta buydu. NATO imkanlarıyla bunu gerçekleştirdim. Tamam, çok önemli bir operasyon. Avrupa Birliği'nin bağımsız bir biçimde karar verdiği bir operasyon. Ancak yine de NATO imkanlarıyla, NATO'nun teknik istekleriyle gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Bunu söylemek gerekiyor. Concordia operasyonu tam da planlandığı gibi 2003 tarihinde başladı. Temmuz ve Aralık tarihinde sona erdi. Yalnız bu askeri operasyon sona erdikten sonra Avrupa Birliği, yani daha doğrusu sorunlar çözülmedi. Neden? Çünkü zaten bizim Soğuk Savaş sonrası güvenlik konusunda üzerinde durduğumuz nokta şu: savaşlar sona erebilir veya çatışmayı sona erdirebilirsiniz. Ancak orada aynı zamanda işleyen bir devlet oluşturmak gerekiyor. İşte bu noktada Avrupa Birliği buradaki misyonuna bu sefer bir polis misyonuyla devam etti. Dolayısıyla ne yaptı? Bu noktada işte Makedonya'daki hukuk ve düzenin sağlanması hususunda işte polisin desteklenmesi, asayişin sağlanması konusunda, gene polisin desteklenmesi konusunda bu ülkeyi bir biçimde hem finanse etti, hem fonladı, hem de eğitim alanında yardımcı oldu. Dolayısıyla bir askeri operasyonu bir sivil operasyonun devamlılığıyla beraber ancak istikrarlı bir ülke haline getirebildi.
Dolayısıyla burada önemli vurgulanması gereken askeri operasyonda birincisi Avrupa Birliği'nin hala birçok noktada NATO imkanlarıyla, NATO lojistiğiyle hareket ediyor olması. İkincisi de Avrupa Birliği'nin askeri operasyonu mutlak surette bir sivil misyonla devam ettirmesinin gerekliliğini göstermesi açısından Concordia operasyonu hem tecrübe kazandı Avrupa Birliği'ne hem de aslında tabii ne olursa olsun bu başarılı bir operasyon olarak kayıtlara geçti. Gene 2000'li yıllarda dediğimiz gibi yani bu dönem Avrupa Birliği Birliği'nin Balkanlara yönelik politikasını çok ciddi anlamda hızlandırdığı ve genişlettiği bir dönemde ve burada da Bosna Hersek'e bir polis misyonu Bosna Hersek bunu istedi. Avrupa Birliği onların daveti üzerine Bosna Hersek polisini eğitmek ve burada sonuçta Dayton Anlaşması'ndan sonraki istikrarsız çevrede yardımcı olmak amacıyla devlet inşası ve polis reformu konularına odaklanan bir sivil misyon ortaya koydu. Bu uzun süreli bir misyon oldu. Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği'nin polis misyonu yaklaşık olarak 10 yıl kadar yani 2003'ten 2012 yılına kadar Bosna Hersek polisini Avrupa Birliği her açıdan destekledi, eğitti, fonladı ve burada sağlam etnik çatışmalardan arındırılmış bir polis teşkilatının oluşturulmasına yardım etti. Yalnız burada da sorun şuydu, bu zaten Avrupa Birliği'nin en çok eleştirildiği noktalardan biri sivil misyonlar kapsamında. Bu non-executive dediğimiz yani yönetsel içeriği olmayan bir misyon olarak karşımıza çıktı. Yönetsel içeriği olmayan bir misyon ne demek? Avrupa Birliği polisi burada sadece eğitim ve mentörlük alanlarıyla sınırlı kaldı. Halbuki kolluk, ortak kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi, ortak operasyonlar yapılması kamu düzeni alanında bunlar mümkün olmadı. Dolayısıyla da böyle olunca biraz etkinin sınırlı kaldığını söylememiz gerekiyor. Çünkü birçok noktada polisler tamam eğitim alıyorlar işte Avrupa Birliği'nin yönlendirmeleriyle teknik teorik anlamda hareket ediyorlar. Ancak iş pratiğe gelince bu işlerin uygulanması çok da mümkün olmuyor. Şimdi burada baktığımız zaman yani hem askeri misyonu hem de sivil misyonu karşılaştırdığımız zaman birincisi polis misyonlarının, sivil misyonlarının ağırlıklı olarak yetki konusunda sınırlı kaldıklarını görüyoruz. Bu bir problem. Eğitim verilmesi, fonlanması, mentörlük hizmetinin sağlanması çok önemli. Ancak Avrupa Birliği'nin polis misyonlarının yönetsel içeriğe sahip olması mevzusu da bir o kadar önemli. Çünkü teoriyle pratiği birleştirecek olan nokta bu misyonların yönetsel içeriğe sahip olması. Dolayısıyla da bu açıdan yetki meselesi açısından polis misyonunun biraz sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Burada ilginç olan bir nokta Avrupa Birliği'nin polis misyonu evet sınırlı kaldı ancak Avrupa Birliği'nin bu dönemde Bosna Hersek'te aynı zamanda bir askeri misyonu var ve bu askeri misyon yerel polisle ortak kolluk faaliyetleri yürütmek suretiyle onlara destek olmayı başardı. Bu ilginç bir nokta yani askeri misyon ortak olabildi operasyonlara yetkili bir misyon olduğu için ancak polis operasyonları bu noktada biraz dediğimiz gibi kısıtlı ve pasif kaldı. Bu bir problem. Aynı şekilde tabii diğer taraftan polis misyonunun bir avantajı var. Uzun süreli misyonlar. Görev süresi açısından yaklaşık 10 yıl süren misyonlar. Ve bu da tabii ki Avrupa Birliği'ne hem Balkanların devlet inşası hem de Balkanlardaki etkisini sonuçta onların eğitimiyle gerçekleştirilen polisin yeniden inşası Batı değer normlarına uygun oluyor. Dolayısıyla etki oluşturulması açısından bu uzunluğun polis misyonlarının uzun olması Avrupa Birliği'nin de birçok noktadan işine geldi. Dolayısıyla baktığımız zaman
Aslında şunu görüyoruz, hem askeri misyonların hem polis misyonlarının veya sivil misyonların genel olarak hepsinin farklı avantajları ve dezavantajları var. Ve bu noktada Avrupa Birliği'nin yapması gereken şey şu anda en fazla tartışılan nokta bu, asker sivil işbirliğini gerçekleştirmek. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin giderek bu polis misyonlarıyla askeri misyonlarını birlikte çalışabilecek, bu entegrasyonu sağlayabilmiş, iç güvenlik, dış güvenlik melez yapılarını oluşturabilmiş bir güvenlik aktörü olarak ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bir politika tavsiyesi olarak not edilebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayfer Hocam, süreyi çok 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 iyi kullandınız. Hala zamanımız var. O yüzden şu anda ben şöyle düşünmüştüm. Açıkçası diğer katılımcılar da tabii yer alabilseydi ve soru alma imkanımız da olsaydı, şu anda bunun teknik olarak nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Çünkü yalnızca konuşmacılar şu anda bizim Zoom üzerinde görülüyor. YouTube'dan bakacağız galiba hocam ama. YouTube üzerine yayını görüntüle diyor. Bir bakalım orada öyle bir şey yaparsak ne olur. Evet. Şimdi YouTube'dan soruları ben takip ediyorum diyor teknik sorumlumuz. Şimdi bir iki soru sorup diğer konuşmaya, çünkü hala zamanımız var. Onu daha iyi kullanmak bakımından birkaç soru belki kendimiz düşünebiliriz. Maalesef diğer Fuat Bozcel beyefendi, bilmiyorum eğer katılabilmişlerse o da bize katılabilir tartışmaya. Bir iki şeyi konuşabiliriz burada. Biraz daha derinleştirebiliriz bazı noktaları. İzin verirseniz ben birkaç soru sorayım. Çünkü belki biraz daha, mesela OIFOR ile ilgili en son gösterdiğiniz bir şey vardı. Bu OIFOR aynı zamanda, yani non-executive değil de aynı zamanda işte yönetsel içeriği de olan bir misyon olarak bunu tanımladınız. Bunun da NATO'ya bağımlılığından bahsettiniz burada. Yani bu NATO'ya bağımlılık meselesi ile ilgili biraz daha imkanımız var mı? Biraz daha hani bu bağımlılıktan kurtarma şansı var mı? Veya bağımlılıktan kurtarmanın getirileri ve götürüleri neler olabilir? Mesela NATO'nun dışlandığı bir işte bir misyon oluşturmanın bölgedeki istikrarı ne şekilde etkileyeceği noktasında biraz düşüncelerimiz olabilir. Emir Bey, do you understand Turkish? You can repeat. But I understood it was about Bosnia, NATO, security, things like that. Yes, exactly. So if you wish, you can also make some a short review of your opinion about this. My topic is mission, not by you, but by Ayfer, if she wishes to make a summary of what she explained, so you can also take part in our discussion now, and you can ask questions about the EU mission in Bosnia or in the Balkans, in Macedonia. Ayfer Hocam, öyle bir imkanımız var mı, yoksa tercih etmiyorum? Tabii ki hocam, tabii, imkanınız varsa değil. Hani, temel tespitlerinizi İngilizce olarak kısaca bir tekrar edebiliriz. Tek katılımcımız olan Emir Bey de bize aktif yapabilir, soru sorabilir. Lütfen buyurun. I have tried to analyze the role of the European Union as a global security actor. And when we look at its practices in Western Balkans, we can see it, we can say that actually the European Union has been a successful actor here. Because we know today that six Western Balkan countries now are ready for a full membership. And we know that the European Union, after the last conference on October 2021, they said that, well, we will accept these countries as permanent members to the European Union.
And when we look at the history of the European Union's influence on this region, we can say that, yes, European Union contributed to the establishment of a secure environment in the Western Balkans. This was a huge accomplishment on the side of the European Union. How? We know very well that particularly with the establishment of the common security and defense policy, starting with the 2000, we witnessed the rise of many civilian and military operations and missions in this region. For example, I have tried to make a comparative analysis between the military operation in Macedonia, and also I have tried to explore the civilian mission in Bosnia-Herzegovina. And when we look at these two missions and operations from a comparative perspective, well, we can say that as a military actor, the European Union is still dependent on resources suggested by NATO. This is a problem because we can say that the European Union is not still an independent security actor. This is a problem. But when we look at its civilian missions, we can see that we can say that yes, the European Union civilian missions are very important, but in general they remain to be non-executive missions. It means that, for example, if they want to organize some patrolling activities on the streets, this is not permitted for the European Union, because this is a or for example, European Union police personnel cannot carry weapons. And this makes things a little bit unpractical, because we can say that if you don't have an executive mandate, it means your influence would remain very limited. This is the reality. And when we look at the civilian mission and military operation, we can say that actually the European Union needs both of them, both civilian and both military missions and operations. And most importantly, the European Union must establish a kind of a convergence between its civilian capacities and its military capacities. This is a necessity because, as we see already in the example of the Bosnia-Herzegovina or the Western Balkans in general, these two types of missions and operations complete each other. This is a very short summary of what I have explored during my presentation, dear Hatice Kadoniç, I guess. Yeah, thank you very much. Thank you very much. You're welcome. I have a question before I give the word to Emir. In Turkish, the question is in Turkish. The statements by Dodik, the Serb president, Dodik'in son askeri açıklamaları nasıl okunmalı soru Ayfer Hoca'ya diye not düşülmüş. Yani kısaca bir Türkçe açıklama yapıp arkasından da yine Emir Bey'in anlaması için İngilizce çok kısa bir şekilde yapma imkanımız olur mu Ayfer Hocam? Tabii de ben soruyu çünkü tam olarak bilmiyorum son açıklamaları, o yüzden. Ha, şöyle, biz ayrı bir ordu kuracağız diyor Dodik. Böyle bir açıklama yaptı. Şu anda dönem başkanlığı da yürütüyor. Bu Sırp Republika Srpska deniyor ya, onun lideri. O zaman onu şeyde, yani Emir Bey'e de bilmiyorum sorabiliriz ama hani bilmiyorsanız tabii ki. Hani bu ne anlama geliyor, bunu nasıl okumalıyız diyor, nasıl değerlendirmeliyiz diyor. Bilmiyorsanız tabii ki şey yok yani. Yok, son açıklamayı bilmiyordum yani, duymamıştım. Tabii birkaç bu hafta biraz... oldu, birkaç hafta oldu aslında. Hani çok belli bir süre oldu. Hani işte biz yani ayrı bir ordu kuracağız. Hani birlikte bu iş yürümüyor. Yani bu Dayton şeyine göre gibi bir açıklama vardı burada.
İsterseniz bunu okuyucumuz da affımıza sığınsın. Emir Bunu Bey'e de daha sorabiliriz. Bölgeyi bilen biri belki cevaplasa daha iyi olur. Çünkü ben daha çok Avrupa Birliği misyonlarını, hani dışarıdaki oradaki sivil ve askeri misyonları biliyorum. Çok Sırbistan'ın tam olarak ne yönde bir ordu kurmak istiyor açıdan çok bir bilgim yok. O yüzden Emir Bey belki daha iyi yardımcı olur. Emir Bey, the question comes is now directed to you. The statements by Dodik, the Serb president, about building an own army, Serb army, in Bosnia Herzegovina. How shall we understand these? Is the question by a let's say participant of? Well, my presentation is exactly about that question. And so then we postpone the question after your presentation then. Yes, better to hear first my presentation, then can ask anything. Okay, then we wait for other questions. Ben şöyle bir soru sormuştum, onu tekrar edeyim ben Ayfer Hoca'ya. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin NATO'ya bağımlılığından bahsettik burada. Şimdi NATO, Avrupa Birliği üyeleri zaten NATO üyesi aynı zamanda. NATO askeri bir ittifak tabii ki ön planda. Avrupa Birliği biraz daha farklı bir yapılanma. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği'nin NATO ile birlikte hareket etmesi ve NATO'ya öncülüğü bırakması bu askeri misyonlarda, yani eksekutif olan misyonlarda NATO'ya öncülüğü bırakması ve kendisini biraz daha nasıl diyelim, daha eğitim gibi diğer alanlara sınırlandırılmasının tabii bir gerekçesi de var. Bir siyasi bir gerekçesi var. Şimdi bunun farklı olmasını talep eden taraflar da var. Yani artık NATO'nun değil de Avrupa Birliği'nin kendi askeri gücüyle mesela problemlere el atması gerektiği noktasında düşünceler de var. Şimdi bu tabii Türkiye açısından bakarsak bunun ne kadar lehimize veya aleyhimize olabileceği noktası da var tabii. Bu çok mühim de bir konu. Önemli bir konu, evet. Mesela Kıbrıs meselesi var, başka meseleler var falan. Ya Yunanistan'la Türkiye ilişkilerinde vesaire. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin NATO gibi bir askeri bir güç haline gelmesinin bölgeye çok farklı etkileri olacaktır. Tabii Rusya'nın da burada bir takım politikaları var. Sırbistan üzerinden. Yani Avrupa Birliği'nin böyle bir tavır almasını biraz yadırgar gibi bir tablo çizdiniz. Yani Avrupa Birliği'nin böyle doğrudan eksekutif bir şekilde yani yer almamasını biraz yadırgar gibi bir tablo çizdiniz. Ama bu şu andaki konjonktürde başka türlü olabilir mi acaba diye soruyorum ben açıkçası. Hem size soruyorum hem kendi kendime soruyorum. Olsan ne gibi sonuçla karşılaşırdık? Mesela şeyi düşünün, Ukrayna-Rusya ilişkilerindeki Avrupa Birliği'nin tavrını düşünün. Bir de NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını düşünün. Böyle bir hani bir sesli düşünebilir miyiz yorumlarınızı? Tabii, yani açıkçası çok önemli bir konu bu. Yani NATO'nun, yani Avrupa Birliği her seferinde dönem dönem bu meseleyi söylüyor. Yani ben askeri bir güvenlik, daha doğrusu ben bir küresel güvenlik aktörü olmak istiyorum diye. Bunun da tabii ki en önemli uzantısı ne? Sizin bir askeri güç oluşturmanız. Şimdi baktığımız zaman tabii Avrupa'da bir savunma birliği, savunma ittifakı oluşturulmasının tarihi 1948'e kadar uzanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasına. Brüksel Örgütü Anlaşması kuruluyor biliyorsunuz 1948 tarihinde. Ama hemen ardından bir sene sonra da NATO'nun kurulduğunu görüyoruz 1949'da. Tabii ki NATO'nun kurulmasıyla birlikte Avrupa'da, sonuçta Avrupa ülkelerinin hepsi de dahil olur. Sonraki süreç Soğuk Savaş dönemi, iki kutuplu dünya sistemi ve bu noktada zaten Batı bloğu bir bütün. Yani Avrupa Birliği'nin işte Batı Avrupa Birliği çalışmaları oluyor 54'ten itibaren vesaire ama hep atıl Batı Avrupa Birliği. Neden? Çünkü sonuçta Soğuk Savaş dönemi, iki kutuplu dünya, SSCB karşısında ABD'nin de desteğiyle güvenliğini ve savunmasını gayet iyi bir biçimde gerçekleştiren bir Avrupa ülkeleri var. Avrupa ülkeleri var. Tabii ki bu normal dönemin konjonktürü açısından. Ancak yavaş yavaş biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde aslında 80 sonrasında Batı bloğu da biraz kendi içerisinde hafif ayrışmaya başlıyor. Birçok noktada bu var. İşte insan haklarından, demokrasiden tutun da güvenlik anlayışının nasıl olması gerektiğine kadar birçok noktadan.
Ama nihayetinde burada artık yavaş yavaş Avrupa Birliği biraz daha 90'lı yıllarla birlikte tabii ki bu Balkanlarda olan gelişmeler de bunu hızlandırıyor. Maastricht zirvesi 92'den sonra Avrupa Birliği'nin kafasında şu var: ben artık yavaş yavaş kendi ayrı özerk bir güvenlik aktörü haline geleyim, kendi askeri birliklerimi oluşturayım düşüncesi var. Ama tabii ki bu Amerika Birleşik Devletleri açısından da çok kolay bir karar değil. Neden? Çünkü bir taraftan tabii ki bu çok yüklü bir maliyet gerektiren bir mesele. Yani Avrupa'nın güvenliğinin büyük ölçüde hala Amerika Birleşik Devletleri'nin sübvansiyonuyla sağlanıyor olması. Ama diğer taraftan Avrupa'nın da kendi güvenliğini oluşturması, sizin az önce verdiğiniz örnekten de yola çıkılabilir. Bu da Amerika Birleşik Devletleri açısından büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla burada iki tarafında biraz muallakta kaldığı, kesin bir yargıya varamadığı için zaten bu kadar uzamış durumda. Ne bir taraf işte ayrılabilir ama ayrı olmayan deniyor ya Avrupa Birliği NATO ilişkileri açısından. Ama tabii bir de şunu da söylemek gerekiyor ki Avrupa Birliği de topyekün bir birlik değil. Yani Avrupa Birliği içerisinde de Atlantikçiler var. Yani Avrupa'nın güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde NATO tarafından sağlanması gerektiğini düşünenler var. Ama aynı şekilde yok, hayır, işte Fransa gibi, Almanya gibi ülkelerin biraz daha Avrupa'nın gene kendi güvenliğini kendi sağlaması gerektiği konusunda bu tezi, bu argümanı savunan bir başka kamp da var. Dolayısıyla böyle bir muallak durum söz konusu. Ama Avrupa Birliği sonuçta nihayetinde ne olursa olsun 2000 yani 99 ve 2000 ile birlikte artık ortak güvenlik ve savunma politikasının oluşturulmasıyla birlikte şu kararı verdi. Yani ben biraz daha bağımsız bir yola doğru gidiyorum kararını verdi. Ancak tabii burada bir şeyi belki hepimiz unutuyoruz bu ikili çatışmaya odaklandığımız için, ama savaşlar da değişti. Güvenlik anlayışı da değişti. Yani Soğuk Savaş sonrası dönem ve 2000'li yıla bugün artık devletler arası savaş yerini büyük ölçüde neye bıraktı? İç çatışmalara bıraktı. Dolayısıyla da Avrupa Birliği bugün güvenlik aktörü olma amacını, planını ortaya koyarken de giderek ağırlığı neye vermeye başladı? Kriz yönetimine. Sivil kriz yönetimini aslında. Çünkü işte bugün Afrika'da Avrupa Birliği'nin birçok misyonu var. Yaklaşık misyonlarının %70'i askeri misyonlarının %70'i Afrika'da, %40'ı sivil misyonlarının Afrika'da veya Afganistan'da çok fazla misyonu vardı. Dolayısıyla bu istikrarsız bölgelere zaten Avrupa Birliği müdahale ediyor. Bunlar aracılığıyla. Bunun dışında bir askeri birlik oluşturmak ne kadar gerekli? Bir ordu, işte Macron'un açıklamaları vardı, hatırlayacaksınız, o gene başkanlığı döneminde, başkan adaylığı döneminde, işte kesin Avrupa Birliği'nin ordusu olmalı ama acaba ordusu olması şu an savaşın ve güvenliğin geldiği noktada ne kadar gerekli? Bu da tartışılıyor Avrupa Birliği içerisinde. Özellikle kuzey ülkeleri çok ciddi anlamda sivil kriz yönetimi konusunda, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin önceliği sivil kriz yönetimine vermesi gerektiği, askeri kısmı ise NATO'ya bırakması gerektiği konusunda hemfikirler ve bu konuda daha doğrusu çok ciddi bir lobi faaliyeti yürütüyorlar. Ama tabii ki daha kurucular olarak nitelendirebileceğimiz Fransa, Almanya gibi ülkeler biraz daha gene Avrupa Birliği'nin askeri bir güce sahip olması gerektiğinin arkasında duruyor. Ama bugün derseniz durum ne diye, evet, Avrupa Birliği'nin bir işte bu ortak güvenlik ve savunma politikası ekseninde yürüttüğü askeri misyonlar var, askeri operasyonlar var, özür diliyorum. Ama bunların sayısı çok küçük. Yani 30 bin, 40 bin, 50 bin kişilik ordular bunlar, birlikler bunlar. Bunlara bile Avrupa Birliği aslında üye bulmakta zorlanıyor. Yani bunları da ki ücret keseyim mi hocam, kısa kesebilirim. Uzun tamam, bir konu teşekkür çünkü. Ediyorum. Şimdi şeyimizi doldurduk. Yani bu süremizi doldurduk. Şimdi ikinci sunuşumuza da geçebiliriz. Teşekkür doktor, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu ve açıklamalar da bence çok faydalı oldu. Doktor Emir Hadzu Kadunic. I hope my pronunciation is correct. Peace building in Bosnia and Herzegovina, the initial success has been reversed. İşte Balkan, Bosna Hersek'te barış inşası, başlangıçtaki başarı terse döndü veya
zayıfladı gibi bir başlıkla, yani olumsuz bir tabloya doğru dönüştü şeklinde bir başlıkla başlıyor. 20 dakikalık bir süremiz var. We have 20 minutes time for presentation and then we will have also a short discussion. So please to turn is yours. Thank you very much for kind introduction. You hear me well? Yeah. Okay. Dear professors, dear participants of the International Balkan Symposium, it is my honor to speak today on the topic of peace building in Bosnia and Herzegovina. First of all, I plan to give some introductory remarks about my topic, then offer two interrelated propositions, provide some empirical evidence, and then finally discuss future challenges. So the peace process in Bosnia has been more successful in the initial post-Dayton phase from 1995 to 2000, let's say 2005, 6, 7. Throughout that period, peace in Bosnia did not mean a mere absence of war. It also reflected various efforts in support of legal, political, and institutional transformation necessary for state's recovery from a devastated war. However, this recovery of Bosnia was less successful at later stages, especially after 2008. Since that year, many have lamented that many intellectuals, scholars, policymakers have lamented that the country was failing or is at serious risk of failing. So the question is, the question of my talk today is, why two phases produce different outcomes in Bosnia, and what struggles lie ahead for Bosnia and the region at large if current trajectory is not reversed? Okay, in my presentation, in my talk today, I will offer two interrelated propositions. The first one, it's like not coincidence that the golden age, the golden phase of the post-war recovery of Bosnia overlapped with unquestioned authority of Euro-Atlantic communities from the late 1990s to, let's say, 2004, 2005. I argue here that Euro-Atlantic liberal, institutional, and rules-based order was very much instrumental for political stability and gradual progress in Bosnia. And my second proposition is as follows. As rules-based order within European and Euro-Atlantic communities gradually eroded, the peace process in Bosnia correspondingly reversed as well. Many also recognize the impact of Russia's U-turn in European geopolitics and its illiberal tendencies that gradually stalled progress in Bosnia. In other words, I demonstrate here what happens in Bosnia when Euro-Atlantic order is fading away, or worse, what occurs when Russia, as a rival geopolitical pole, attempts to project its power within Bosnia at the cost of Euro-Atlantic alliance. Okay, let me now offer some empirical evidence for the first proposition. Well, throughout the initial post-Dayton phase, NATO and the EU, they have offered system-wide benefits and they have patiently put in place new structures and new policies so the country can move forward in the peace process. They have largely followed the dictates of liberal notions to strengthen the rule of law, democracy, and institutions, but also made two converging factors of post-war recovery in Bosnia more appealing. It rests on enduring combination of their hard and soft power as well. Now I share with you some empirical evidence in chronological order. First two UN-mandated and NATO-led missions in Bosnia, Implementation Force, or IFOR, and Stabilization Force, or SFOR, they have not only deterred threats to peace and security in Bosnia from late 1995 to 2004, when their missions were completed, but they have also allowed refugee return, they have also trained and restructured new armed forces in Bosnia, and they have also helped civil authorities and other international agencies toward the common goal. For example, the key indicators of the success of the IFOR mission, which lasted from late 1995
1997 were the first post-war national elections and the safe return of 230,000 displaced people and refugees. By the end of S4 mission, which was 2004, a single Ministry of Defense and unified armed forces of Bosnia were established as well. Out of three opposing forces that fiercely fought each other in early 90s. So this was a clear indication of a steady success of the military mission, of the military implementation of the peace process, which also includes disarmament, necessary reduction of local forces, and finally their professional training as well. Second, the EU offered a strong membership perspective to the countries of Southeast Europe, including Bosnia as well, as added value to these military missions. That perspective was especially highlighted through Stability Pact for Southeastern Europe, which was launched in June 1999, and the Stabilization and Association Process, or SAP, also launched in June 1999, and then strengthened at the Thessaloniki EU Summit in June 2003. So through EU leverage, reforms in Bosnia's key sectors that were underway in, let's say, judiciary, border security, intelligence, economy, public broadcasting, to name just a few, resulted in the formation of new state institutions that increased stability, that strengthened rule of law, transparency, and the free market. The post-war recovery of Bosnia also overlapped with historic EU and NATO expansions towards Central and Eastern Europe from late 1990s to 2004. Furthermore, Russia was on board as well as a constructive partner. Throughout this period, Russia was an active member of NATO's Partnership for Peace. So this liberal unipolarity within Europe and enthusiasm for integration helped motivate local Bosnian constituencies, different ethnic groups, to accept the conditions for peace set out in the peace agreement. Moreover, reconciliatory attempts by parties whose members committed war crimes were more regular as well. In 2006, Milorad Dodik, a current sub-member of the Bosnian tripartite presidency, he, for example, admitted genocide in Srebrenica, and he also criticized indicted war criminals such as Radovan Karadzic or Ratko Mladic, all the opposite he has been doing in the last 10 years. By 2004, about half of Bosnia's half a million destroyed homes were also rebuilt by 2004, and some 200,000 disputed properties were effectively given back to people who had been forced to flee the war. This is a stunning achievement in the light of lawless conditions that prevailed when the process began. So all these achievements in Bosnia, peace building achievements, were so remarkable that different commentators, including your speaker today, celebrated successful Bosnia's passage from the phase of Dayton to the phase of Brussels. Prominent institutes like the Brookings from the US also regarded lessons from Bosnia as a model to apply in other war-torn countries, such as Iraq at that time. Nevertheless, in the last 10, 15 years, the international peace-building efforts were gradually reversed, and prospects for renewed instability started to emerge in Bosnia again. One of the main architects of the Dayton Accords, late Richard Holbrooke, and the fourth high representative, late Lord Paddy Ashdown, they wrote a joint editorial in 2008, warning that Bosnia was sleepwalking into another crisis. They also desperately appealed to both Brussels and Washington to take joint action to reverse the course of the country. It was a visionary article. Ever since that time, many more academics, diplomats, and policy experts have analyzed actual and specific threats that occasionally evolve in a fragile state that dangerously floats on a thin line between peace and conflict. So the question is, what has triggered this turning point? So now I move to my second proposition and discuss empirical evidence of this. So indeed, for a dozen of years now,
Bosnia has been in a peaceful deadlock. Peaceful deadlock. The causes for slower reintegration since 2007, 2008 can be analyzed domestically, of course, I accept this. However, the nature of many interrelated attributes within the state could not alone trigger this particular stalemate in Bosnia for one obvious reason. Domestic factors within Bosnia, such as inter-ethnic divisions, religious differences, internal political struggles, poverty, or corruption, all of them, they have been largely uninterrupted throughout both phases that I discussed today. In case of Bosnia, it was largely the nature of the external environment outside the national borders that has shifted, that has actually changed and became more unfavorable in the post-2005 period. Instead of being rapid, these negative changes, these negative implications in Bosnia were slower, but constantly adding up. First, the EU passed through a constitutional crisis that undermined its credibility as a transformative power, transformation power, active in Bosnia as well. New enlargement enthusiasm after 2008 has also waned, and states in the EU-led SAP process, stabilization and association process, including Bosnia, were largely left on their own. Second, NATO-led peacekeeping mission SFOR was replaced by much weaker EU-led mission Altea in 2004. Today, remaining 600 EU peacekeepers in Bosnia are in no position to guarantee Bosnia's stability or fulfill the mandate of the Dayton Accords. In the meantime, the US has shifted its focus from Bosnia to Kosovo at the regional level, and at the international level, the US foreign policy also pivoted to Asia from 2011 to prevent rising China from becoming its peer competitor. Third factor, with Russia's U-turn in European geopolitics, Kremlin became more interested in replacing liberal and hierarchic order in Europe with some unknown and certainly more anarchic multipolar structure. So far, all attempts from Kremlin to impose its own illiberal and structural order in Eastern Europe or the Balkan region, largely constrained by its limits of hard and soft power, have only made young democracies and vulnerable countries scattered on European periphery, such as Bosnia, more divided and eventually monarchic. In this regard, my proposition that secessionist parties in Bosnia would have obstructed institutional and rules-based post-war recovery had euphoria from Euro-Atlantic integration not existed can be verified historically. It went largely unnoticed that Bosnian Serb leader Milorad Dodik has held more than 10 official consultations with Vladimir Putin in the last several years, the last one just a few days ago. In his second consecutive meeting with the Russian president, for example, during the critical crisis in Ukraine in 2014, Milorad Dodik shared his sympathy for Moscow in a press statement quoted by Kremlin, and I quote him now, "Naturally, there is no question that we support Russia, we, Republika Srpska, within Bosnia. We may be small and modest community, but our voice is loud," end of the quote. So, as Dodik's confidence grew with the success of Russia's subversions in Ukraine, in Georgia, so too increased his demands to reverse key institutional reforms undertaken after the signing of the Dayton Accords in areas of defense, intelligence, or any other reform conducted in the early 2000s. Thus, he threatened to withdraw soldiers out of the country's unified military. He also vowed to demolish mutually agreed and legally binding dynamics for achieving collective security within NATO, all of which present significant security dilemmas for the country and the Balkans at large. So the crisis in Bosnia is culminating as we speak today. Threats to reverse peace process and break apart common defense, common taxation, common security, common judiciary structure became even reality with some formal decisions already taken by National Assembly of Republika Srpska, which is Bosnian entity, last week.
Such a path signals an existential threat to the survival of a multi-ethnic state. However, it could also lead to security dilemmas in the Balkans, which at worst is all too reminiscent of the 1900s, when unintended consequences of nationalist passion led to the murder of millions. Now my conclusion is about future. Well, it appears from my talk, from my analysis, that strong American leadership in Europe and effective EU agenda in the Balkans were major factors of stability in Bosnia. Likewise, their withdrawal could constitute a rapid change that could trigger a conflict breaking out. Should they remain passive or leave Bosnia altogether, which is less probable, other extra-regional actors will be invited to fill the vacuum, in which case power relations would inevitably become subject to reconfiguration, and different visions for both Bosnia and the Balkans would have to emerge. Now I share some scenarios in case this proceeds further. Serbia, which shares a long border with Bosnia and national sentiments with the secessionist party, is probably the first contender to be caught in a new conflict for both internal and external reasons. Turkey would also become entangled in the nightmare of the new Bosnian disorder. On one hand, Turkey and other NATO allies have common objectives in Bosnia to build a safe and prosperous Bosnia and Herzegovina. On the other side, Turkey also projects its soft power throughout Balkans, particularly in Bosnia, relying on historical, cultural, and personal ties. Hence, it would likely not agree to watch the country's descent into war through the sidelines, especially if its NATO allies and the EU choose to abandon their commitments to safeguard peace in Bosnia. This scenario with Turkey could set Turkey and Russia on a collision course. At the same time, Russia and Turkey possess formidable mediation capacity with confronting parties in the Bosnian theater that some European powers would oppose on geopolitical and more liberal states on ideological ground. Now the EU would face also a major dilemma in case crisis in Bosnia escalate between a strong multilateral reaction to protect collective peace building legacy from one side and unilateral moves by individual member countries to pursue their national agendas. And we already see the signs of both of these options within EU debates about Bosnia. And finally, Washington. Washington also understands well that Russia's unchecked incursion within NATO's eastern border would damage American-led liberal order and alliance structure, and at the same time change the regional and possibly even the European balance of power to the detriment of the United States. And my final line, hence not stopping the Serb breakaway from the Dayton mandate, from the Dayton peace agreement, not stopping the Serb breakaway from Bosnia and Herzegovina, and not stopping the Serb breakaway from the wider Western liberal order would be tantamount to allowing a ticking time bomb to go off. I thank you for your attention. Thank you very much for very good timing. Now, let me summarize your presentation in Turkish, and then we can go on to discussions. And we would start a discussion, a short 10 minutes discussion. And Dr. Emir Hacı Kadunic, Bosna-Hersek'te Dayton Anlaşması ile birlikte başlayan ve daha sonra NATO ve Avrupa Birliği'nin başlatmış olduğu misyonlardan bahsedip bunların ilk aşamada çok başarılı görüldüğünü ve hatta dünyanın başka yerlerinde de uygulanabileceğini vurguladı. Yani bu şekilde görüldüğünü vurguladı. Ardından son yıllarda bu durumun değişmeye başladığını altını çizdi ve bir önceki konuşmada bir katılımcının bir sorusu vardı. Dodik, Sırp, Republika Srpska'nın lideri Dodik'in yaptığı bir açıklama, ayrı bir ordu kurmak istiyoruz diye. Bu noktada da
bir takım görüşler ifade etti Hacı Kadunic. Dodik'in Rus Devlet Başkanı Putin'le birden çok görüşmesinden bahsetti. Bu görüşmelerde bu Republika Srpska liderinin Rusya'nın politikalarına taraftar olduğunu, onları desteklediğini ifade etti. Bu da Bosna Hersek'in, tabii ki bir Boşnak Hırvat Federasyonu var. Boşnak Hırvat Federasyonu'nun politikasına da aykırı bir durum bu. Dolayısıyla bir Rusya'nın bir çeşit bir nüfuz oluşturma politikasının Sırbistan ve bu Republika Srpska üzerinden Bosna Hersek'teki durumu destabilize etmeye başladığını ima etti veya bunu aslında ifade etti. Dolayısıyla Bosna Hersek'teki gidişatın aslında riskli bir durum olduğunu ve buradaki NATO ve Avrupa Birliği etkisinin aslında bir anlamda devamının oranın istikrarı için de önemli olduğunu vurgulamış oldu. Burası bir bombaya dönüşebilir diyor buradaki kriz eğer bu şekilde devam ederse. Çok hassas bir konu. Burada şimdi sorular da var, şu anda gelen sorular da var. Onlarla devam edeceğiz. Tabii ki Ayfer Hanım, daha önceki sunumu yapan hocamız, o da sorularla katkıda bulunabilir. Now there is a question by Oğuzkan Akan. Dear Emir, is the Beliesat bridge a problem for Bosnia? If it is a problem, what should be the solution? Does it have a negative impact on maritime jurisdictions? What bridge? I could not understand. What bridge? Peliesats or Peliesats bridge. Is it a problem for Bosnia? I don't know exactly. I'm not aware of what kind of bridge he's referring to. Maybe Peliesats, Peliesats or Peliesats. Brčko. Maybe there will be another explanation. Now we are waiting. Yeah, let him clarify that bridge. I don't really understand what does he mean by, and what kind of bridge is that? Okay, we couldn't understand the name of the bridge. Please, köprünün ismini anlayamadık. Hani Peliesats köprüsüyle tam neyi kastettiğinizi anlayamadık. Onu tekrar belki yapabilirsiniz. Belki o arada hani bu açıklama gelirken başka sorular alabiliriz. Yani katılımcılarımızdan, doğrudan konuşmacılarımızdan soru sormak isteyen veya bir yorum yapmak isteyen var mı? Fuat Bey, Ayfer Hanım. I may ask a question. What about the European Union membership? Because in October 2021, the European Union declared that, well, we will accept Bosnia Herzegovina and other Western Balkan countries to the Union. What do you think about this promise? Does this promise have an impact on Bosnia Herzegovina in the near future? Thank you. This promise by the EU is very weak one. It doesn't specify the outcome, doesn't specify the time when new members will be accepted by the EU. And we are now full aware, not only in Bosnia and in the whole region, that some member states are opposing enlargement. We have seen what happened with Northern Macedonia when they have fulfilled all the criteria. And we are supposed to start negotiation for the membership. And they are candidate country for, I don't know, more than a decade. So they fulfilled even such a criteria to change the name of the country as requested by the EU. So when the Northern Macedonia has completed its homework, then some member states from the EU side said, no, you cannot start negotiation. So these are new realities. These empty promises by the summits of foreign ministers or by the European Commission doesn't mean anything to Balkan region any longer. Things have really changed, and with the Brexit, with the constitutional crisis, with the problems of the liberal and the rules based and institutional order in Europe, things have really changed, and we have seen
some EU member states playing a double role. So I don't think it is reflecting a reality. It is just a statement, doesn't mean much. You think so? Okay, thank you very much for your response. Teşekkür ediyorum Ayfer Hocam. There is another question. What kind of negative consequences might Serbia experience if she supports Bosnian Serb secession from Bosnia and Herzegovina? The question comes by Ali Çaksu. What kind of negative consequences might Serbia experience if Serbia supports Bosnian secession? Yeah, there are some possible negative consequences for Serbia. Current president of Serbia, Aleksandar Vučić, he has been talking about peace most of the time. Most of his official statements are about peace, about cordial relations with Bosnia. And furthermore, he is very much into the investment, into the economic development of Serbia. And he is full aware that if there will be crisis and if Serbia will intervene and if Serbia will support the secessionists, that all these good positive things within Serbia will have to stop. There will be no economic prosperity. The GDP growth rate would be much lower or maybe even negative. Serbia will be again exposed to sanctions, and the people in Serbia, they know what they have suffered during sanctions in mid-90s, when inflation and when their currency was like falling down. So basically economic consequences would be very harsh for Serbia if they proceed against all odds, against the will of some major EU member countries, against the will of the US, and against the will of the Turkey, for example, as a regional power. And other possible consequences is that Serbia is a small power, but there are other great powers that are also involved in the Bosnian crisis. And if we speak about region, we cannot think of Serbia's intervention without having Turkey to intervene as well. It is very much interrelated to my logic, geopolitical logic. And then, so in this regard, Serbia is much weaker, but then again, it brings other players like Russia, like I have said already. So I suppose economically, they will suffer a lot. This would be the major consequence, negative consequence, if Serbia proceed further. Serbia would also lose the perspective for a EU membership. So therefore, maybe Serbia wouldn't support a secession. So not only economic, maybe. That's possible. But I think this is not now the prime goal of Serbia as well. They have another major issue, dialogue with Kosovo, which is preventing them to reach full membership status. So until and unless Serbia makes a compromise with Kosovo, they cannot move further. This is what they have been told by delegates from Brussels. So they are aware, and the Bosnia would be a second obstacle for them in that regard. Mm-hmm, yeah. So as far as I can understand, the future of Bosnia and Herzegovina, the stability depends on the EU perspective. So. I mean, very much. Yeah, if the EU is back with full support, as it was, really present in late 90s, with very strong and powerful initiatives, with technical support, with a lot of financial aid, with strong political voices, then it would change the rhetorics, realities within Bosnia as well. This is exactly what I have argued throughout my talks. That without these external realities, strong EU, which is strong liberal, institutional, and rules-based order, Bosnia will have a problem. Because some elements within Bosnian society, Bosnian polity, you know, see this as a chance. If EU is breaking away, if EU is weak, if US is withdrawing, if US is busy with China, then they see this as their chance to do, you know, the bad things, and to again speak about Greater Serbia, about these goals that they are now talking about this openly. They are not even hiding. Mm-hmm. Yeah. When I think on these questions, I compare it also with Caucasian issues. For example, the Ossetians and Georgia and Abkhazians, the Russian intervention.
in Caucasia, the major difference is that in the Balkans we have the EU, the members and EU perspective for membership of the countries, including also Bosnia and Herzegovina and Serbia. And so a direct intervention by Russia is very, very important in the Caucasus, even in Karabakh now. And we hope that in the Balkans, the Russian influence can be stopped through engagement of the EU. And I hope the EU initiative can be stronger. Yeah, I have one point here. Yeah. There is another very important difference between Bosnia from one side and Georgia or Ukraine from the other side. It is about geography. Yeah. Bosnia is deep inside Eastern NATO and EU borders. So for Russia to reach Bosnia, to project power, it's a little bit more difficult than to project power on its border. So for them, it's easy to intervene in Georgia, Abkhazia and Ossetia and Eastern Ukraine or Crimea. It's much, much easier than to project power in Bosnia. They are trying their best. So, but obviously geography plays a significant role in here. Yeah. Last question, I see no other question. Last question by me. I asked the same question also Ayfer. What do you think about cooperation between NATO and EU in the Balkans and in Bosnia? Is it separable? I mean, should it be combined? I mean, the NATO and EU cooperation? Or would it be of more importance if the EU starts a one-side, let's say, initiative, also executive initiatives? Or should it continue with in cooperation, NATO and EU? What is your opinion about this? So, as I said, peace building in Bosnia has started with NATO, with NATO, IFOR mission from 1995 to 1997. Then it extended with SFOR mission from 1997 to 2004. These two missions were NATO-led. NATO in Europe is a senior kind of partner. Then after 2004, the understanding of NATO, because Bosnia was moving forward, okay, let's have EU kind of defense or security of Bosnia. So they have created this Altea mission, EU4 mission, to maybe examine this junior partner within this NATO-EU kind of collaboration. So I think they are together in this business in Bosnia and in the Balkans. We have aspiration to join the NATO and the EU as well. And one cannot join the EU until and unless he is a member of the NATO as well. But within Bosnia itself, we have these political divisions whereby some constituencies are against NATO membership. And remember, they were all for NATO membership till 2008. Then they changed their policies based on new external realities. Yeah. They see divisions. The Russian intervention in Georgia. They and see then, these interventions. Yeah. They see problems between NATO and the EU. They see Trump. They see all these nationalist, illiberal forces that are dominating. They see China rising as their opportunity. So they see all these external realities, and they were against NATO. And nowadays they will be probably against EU membership as well. So, but the synergy is important. We don't think the EU can protect Bosnia. It's not possible. As I said, Altea is just 600 members. Yeah, they can fly in maybe additional 6,000 soldiers, but they cannot even protect themselves because the borderline is longer than 1,000 kilometers. No one can, you know, keep a control over such a huge territory. So they have to be together. And we are calling NATO to come back. Actually, we from Bosnia are calling NATO to come back to secure whatever has been achieved in the last 20, 25 years. Otherwise, things will get worse. Yeah, thank you very much, Dr. Hacı Kadunic.
Oğuz Kağan, meanwhile, made an explanation of the question, but the answer will be maybe in the end of the next presentation. I now read the question, so not the answer will not be now. The Pelješac bridge is being built by the Croats. The bridge blocks the city of Neum. Yeah, so please save this in mind for the end final discussion. So I would like to move to the next presentation. Thank you very much again for this very Thank good presentation and discussions. Değerli katılımcılar, şimdi son konuşmamıza geliyoruz. 20 dakikalık yine bir süre olacak. Doktor Öğretim Üyesi Fuat Bozyel ve yine Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Doktor Nergiz Başemez Bolaman tarafından sunulacak olan bu konuşma, Türkiye ve Balkanların Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerine karşılaştırmalı analizi. Saatimiz şu anda 14.40, tam saat 15'te bitiriyoruz ve tartışma kısmına geçiyoruz. Fuat Bey, hoş geldiniz. Sesiniz kapalı. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, geliyor. Lütfen konuşmanızı başlatabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize bu fırsatı sunduğunuz için ve tüm organizasyonu gerçekleştiren kişilere teşekkür bir borç biliriz. Bugün Nergiz arkadaşımızla beraber sunumu yapacaktık. Ancak kendisinin sağlık problemlerinden dolayı katılamayacağını, o yüzden sunumu tek başıma yapacağımı bildirmek isterim. Şimdi bizim bugün sunmak istediğimiz konu Avrupa, Türkiye ve Balkanların Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerinden karşılaştırmalı analizini yapmak. Yani bizim öncelikli olarak hedefimiz Avrupa Birliği'nin kuruluş amacının ne olduğunu ön plana çıkarmak, Avrupa Birliği'nin neden bir barış projesi olarak ortaya çıktığını ve bu çıktıkları yolda ne gibi değişikliklere uğradığını anlatıp daha sonra da hem Balkanların hem de Türkiye'nin Avrupa üzerindeki Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerinde sürdükleri politikaları analiz etmeye ve karşılaştırarak incelemeye çalışacağız. Bu anlamda ilk olarak sunuma başlarken Avrupa Birliği'nin bir kuruluş amacını konuşmamız gerekiyor. Tarihsel sürecinden kısaca bahsetmemiz gerekiyor ki yola çıkış, Avrupa Birliği'nin yola çıkış sürecinin Türkiye ve Batı Balkan ülkeleriyle ilişkilerinde nasıl etkilerinin olduğunu ve aslında her dönemde Avrupa Birliği'nin politikalarının ne ölçüde değiştiğini, hangi şartlara göre dış ve iç etkenler bazında konuşmaya çalışacağız. Bu anlamda ilk olarak Avrupa Birliği'nin bütünleşme, entegrasyon süreci olarak aslında bir barış projesi olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle yüzyıllardır Avrupa kıtasında yaşanan savaşın bitirilmesine yönelik ve Fransa ve Almanya özelinde bu barışın sağlanıp Avrupa kıtasında artık acı çekilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak bir entegrasyon sürecine girişilmek istenmiştir. Ve bu Avrupa kıtasında bir birliğin oluşturulması fikri aslında çok da yeni bir fikir de değil. Yani özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten bir takım kesimler tarafından dillendirilmiş, fakat o dönemin şartları ve radikal ya da militarist yönetimlerden dolayı da bu pek mümkün olmamıştır ve İkinci Dünya Savaşı gibi telafisi mümkün olmayan bir süreçle karşılaşmamıza sebep olmuştur. Bu yüzden aynı hataların yapılmaması adına ve İkinci Dünya Savaşı hazimetinin bir daha yaşanmamasından dolayı Avrupa liderlerinin bir araya gelerek özellikle Fransa ve Almanya savaşının düşmanlığının bitirilmesi, genelde de Avrupa kıtasına bir barış katkısı sunma amaçlı bir proje oluşturmak. Avrupa Birliği projesi, tabii o zamanki adıyla AKÇT dediğimiz Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kuruluyor. Bunun sebebi de ilk etapta siyasi, o dönemin şartlarında siyasi birliğin kurulmasının çok mümkün gözükmemesi. Bu da yine o dönemin liderlerinin aslında egemenliklerini bir üst otoriteye teslim
etmemeleri isteğinden kaynaklanır. Ancak baktığımızda ekonomik birleşme ilk etapta siyasi birleşmeye giden bir yolda bir araç, bir köprü görevi görecektir. Bu anlamda Avrupa Birliği bütünleşme projesi bir işbirliği projesi, karşılıklı anlam ve saygı projesi, barış projesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra işte 1954'te AKÇT'nin kurulması, 1957'de Roma Anlaşması'yla beraber AET'ye dönüşülmesi, bunları anlatmamın sebebi de şimdi Balkanlar ve Türkiye özelinde Avrupa Birliği konuştuğumuzda buralara vurgu yapıp ve bu dönemlerde de aslında tarihsel süreç anlamında Avrupa'nın hem Batı Balkanlarla hem de Türkiye ile ilişkisini analiz etme anlamında bilmemiz gereken bilgiler. Daha sonrasında baktığımızda Avrupa Birliği kuruluş aşamasında siyasi birliğe doğru ilerlerken Fransızların 1990'lara kadar aslında Avrupa Birliği bütünleşme sürecini domine ettiğini görüyoruz. Bunun sebebi de aslında 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra İngiltere'nin hem Amerika ile özel ilişkileri hem milletler cemiyetiyle olan ilişkilerinden dolayı Batı'da Avrupa'nın kurulma sürecinde etkin bir rol oynayıp Fransa'yı arka plana iteceğinden ötürü Fransa'nın İngiltere'yi dışarıda tutup kendin domine edeceği yenilmiş iki ülke ve etkisiz diğer üç Avrupa ülkesiyle beraber altı kurucu üye olarak Avrupa Birliği'ni kurma sürecini görüyoruz. Buradan da gördüğümüz gibi aslında Avrupa Birliği'nin politikalarının belirlenme sürecinde genelde ülkelerin kendi çıkarları söz konusu oluyor. Her ne kadar bir barış projesi ve bütünleşme projesi olarak görünse dahi ilk etapta ortaya çıkış amacı aslında işte Schuman deklarasyonuyla beraber Avrupa Birliği'nde bir takım ülkelerin kendi çıkarlarını ön plana sürmesi. Daha ilerleyen dönemlerde özellikle 1990'lara geldiğimizde Maastricht kriterleriyle Kopenhag zirvesiyle beraber görüyoruz ki Avrupa Birliği artık Fransa'nın domine ettiği bir birlik değil de diğer bütün üyelerin de aktif olduğu ve Fransa'nın üstü yani üst otorite dediğimiz otoritenin karar alma mercinde daha etkin olduğunu görüyoruz. Fransa zaten bunu kabul etmek durumunda kalıyor artık. Daha sonrasında da özellikle demir perdenin yıkılması ve Yugoslavya'nın işte Soğuk Savaş sonrasında Yugoslavya'nın çözülmesi bize hem Balkanlarla hem Türkiye ile hem de Doğu Avrupa ülkeleriyle Avrupa Birliği'nin ilişkilerini inceleme fırsatı sunuyor. Yugoslavya'nın çözülmesiyle beraber bağımsızlıklarına kavuşan Batı Balkan ülkeleri Avrupa Birliği'ne girebilmek adına hem ekonomik düzeylerini arttırmak hem insan haklarının, demokrasinin, refah düzeylerinin ve en önemlisi de etnik çatışmaların sonlandırılması adına Avrupa Birliği'ne girme konusunda istekli davranacaklardır. Ve de hemen Yugoslavya çözülmesinden sonra Avrupa Birliği'ne karşı üye başvurularını yapacaklardır. Lakin bu Yugoslavya'dan ayrılan Batı Balkan ülkelerinin hem ekonomik olarak hem siyasi yapıları dolayısıyla hem insan hakları ve demokrasilerinin zayıflığı dolayısıyla hem de etnik çatışmaların ki bu en önemli etkenlerden biridir. Bu problemlerden dolayı Avrupa Birliği'ne uyum kriterlerini sağlamadıklarını görüyoruz. Bu anlamda Avrupa Birliği zaten ilk etapta Avrupa Birliği'nin arka bahçesi dediğimiz Batı Balkanlar'da etkin bir politika izleyemiyor. Ve bu da hepimizin bildiği gibi bir takım etnik çatışmalara, ülkeler arasında çatışmalara ve savaşlara dönüyor. Daha sonra işte 1995 ve sonrası tarihlerde gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek de NATO'nun müdahaleleriyle bunların önüne geçilip kısmi barış sağlanmış oluyor. Ve Avrupa Birliği de dönüp baktığında aslında Batı Balkanları bu şekilde boş bırakması, bir güç boşluğu oluşturması orada o gücün başkaları tarafından doldurulacağını
görmüş oluyor. Yani Avrupa'ya çok yakın olan bir coğrafya, Avrupa'nın arka bahçesi dediğimiz, hatta Avrupa dahilinde olan bir coğrafyanın başka büyük güçler tarafından kontrol edilmesi, Avrupa Birliği'nin bütünleşmesi, entegrasyonu ve genişleme politikasına aslında ters düşen bir oluşum. Bundan kaynaklı olarak da Avrupa Birliği Batı Balkanlar konusunda bir takım politikalar izlemeye mecbur bırakılıyor. Yani eğer Batı Balkanlara yönelik bir takım politikalar uygulamazsa Rusya'nın o Putin'in gelmesiyle beraber o bölgede bir takım emellerinin olduğu varsayımı ve Amerika'nın yine o bölgede etnik olması ya da yine Çin'in Batı Balkanlara yönelik bir takım ekonomik oluşumlar içerisinde olması Avrupa'nın o bölgede etnik etkinliğini yitirmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden Avrupa'da özellikle 1999 itibariyle istikrar ve ortaklık süreci ya da anlaşması dediğimiz bir süreç başlatıyor. Ve bu süreçte Balkan ülkelerine kendilerine üye olmalarına dair sözler veriyor. Tabii bunları verirken Balkan ülkelerinden beklentisi Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi. Yani Avrupa Birliği'ne uyum şartlarının sağlanması. Bunları sağlamadığı sürece ülkelerin Avrupa Birliği'ne üye olmaları çok mümkün olmayacaktır derken bile aslında çifte standart uyguladığını görüyoruz yine. Çünkü özellikle 1990'da işte Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri de yine aynı şartlara sahipti ve orada bir Rusya tehdidini göz önünde bulundurarak ve Merkez ve Orta Avrupa ülkelerini bir pazar yeri olarak görmesinden dolayı orada da Avrupa katılım kriterlerini yerine sağlamamasına rağmen o ülkeleri 2004 yılında en büyük genişlemesiyle bünyesine kattığını görüyoruz. Ancak aynı şeyi Batı Balkan ülkelerine yapmadığını, onlar için işte müktesebata uyumun kriterlerinin yerine getirilmesi şartı getirilmiştir. Ve bugün bile hala geldiğimiz süreçte bakıyoruz ki hala Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne girmeleri çok kolay gözükmemektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi işte etnik çatışmaların ya da ülke içerisinde aslında burada problem zaten sadece Avrupa Birliği'nin den kaynaklı değil de aynı zamanda Balkan ülkelerinin de Avrupa Birliği'ne girme anlamında sağlamaları gereken özellikle demokrasinin geliştirilmesi, insan haklarının ve azınlıklarının korunması, ekonomik refah düzeyinin arttırılmasına yönelik bir takım sorumluluklarını yerine getirmemesiyle alakalı. Ve bunları yerine getirmeme konusunda da aslında yine 1991'den itibaren Yugoslavya'nın dağılımı sonrasında bu ülkelerin hem kendi aralarında hem de kendi içlerindeki problemleri çözememeleriyle alakalı birçok etken yatmaktadır. Özellikle baktığımızda Sırbistan'ın bir Kosova sorunu, Kosova'yı kendi toprakları sayması, Avrupa ülkelerinin de Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmesi ve Kosova'yı bir gelecekte bir Avrupa Birliği üyesi olarak görmesi. Yine baktığımızda Yunanistan'la olan isim sorunu ve sınır anlaşmazlıkları, yine baktığımızda Karadağ'ın bir takım kendi iç problemleri, Arnavutluğun bir takım iç problemleri ya da Bosna Hersek'in işte Dayton Anlaşması'yla dayatılmış bir siyasi yapının aslında adil olmayan bir şekilde işlemeye çalışılması ve birbirleri içerisinde henüz bir anlaşma sağlayamayıp dış politikada etkin bir rol oynayamaması Avrupa Birliği'ne girme konusunda bir takım aksaklıklar ortaya çıkarıyor. Yani Avrupa Birliği belki bir takım konularda çifte standart uyguluyor olabilir ya da öyle gözükebilir. Ancak baktığımızda Batı Balkan ülkelerinin de kendi içlerinde çözmeleri gereken bir takım problemler mevcut. Bunların çözüm yolunu da baktığımızda tüm Batı Balkan ülkeleri Avrupa Birliği'nde görüyor. Hepsinin tek amacı bir an önce Avrupa Birliği'ne girebilmek. Bu şekilde hem etnik çatışmaların önüne geçebilmek, hem devlet kurumlarının inşası, hem ekonominin Batı Balkan ülkeleriyle
Avrupa ülkeleri arasındaki refah farkının azaltılması hem de yine insan hakları ve azınlıkların korunmasına yönelik politikaların uygulanması anlamında Avrupa Birliği'ne girmeyi çözüm olarak görüyorlar. Avrupa'da bunun taahhütünü veriyor zaten, ancak uygulamalarıyla pek de bunu uygulamadığını, daha doğrusu bunun yakın gelecekte pek olmayacağını da belirtiyor. Sebebi de az önce bahsettiğimiz Balkan ülkelerinin kendi iç problemleri ve komşularıyla olan özellikle etnik problemler. Avrupa Birliği de bunları çözme konusunda bir takım politikalar uyguluyor aslında. Maddi olarak özellikle 2002-2016 yılları arasında KARS dediğimiz programla beraber maddi ekonomik refahı aradaki büyük farkı azaltabilme adına ekonomik yardımlar da bulunuyor. Yine 2007'den sonra da İPA dediğimiz işte yardımlarla ekonomik refahı artırmaya yönelik bir takım çalışmalarda bulunuyor ve baktığımızda Balkan ülkeleri içerisinde Hırvatistan'ın aslında sorunlarını çok kolay bir şekilde halledip, çünkü zaten çok büyük problemleri olmayan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle işbirliğini kabul ettiği anda Avrupa Birliği'ne üye olduğunu görüyoruz. Bu anlamda aslında Avrupa Birliği'nin de Balkanların da bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak Avrupa Birliği'nin kriterleri sağlamadıkları sürece Balkanları kendi bünyeleri dahil etmek istememesini görüyoruz ve Balkan ülkelerinin de bu yönde pek bir çaba harcadıklarından bahsedemeyiz aslında. Çünkü kendi politikalarındaki sıkıntılar politika yapımında zorluklar yaşanıyor. Bu anlamda baktığımızda Balkan ülkeleri yakın zamanda özellikle Avrupa Birliği'nin öngördüğü işte Kosova ve Sırbistan'ın bir ihtimal 2025 gibi bir tarihte Avrupa Birliği'ne girme öngörüsü mevcut. Onun dışında diğer ülkeler konusunda çok fazla bir umut beslemiyor açıkçası. Bu bağlamda Türkiye'ye gelecek olursak, yine Türkiye'nin Avrupa Birliği ile hem ekonomik hem tarihsel hem de kültürel ilişkilerinin mevcut olduğunu görüyoruz ve siyasi ilişkilerinin yine çok eskiye dayandığını görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomi Topluluğu dediğimiz topluluğun 1959 yılında aktif olarak 1958 yılında yürürlüğe girmesiyle beraber hemen bir yıl sonrasında Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyelik için ortaklık başvurusunda bulunuyor. Bu da aslında Türkiye'nin de o dönem Adnan Menderes hükümetinin Avrupa Birliği'ne uyumlu olabileceğini, yüzünü batıya çevirdiğini, işte Sovyetler Birliği ya da komünist rejime sırtını çevirdiğini göstergesi olarak belirleniyor. Ve Avrupa Birliği de 1964 yılında, 63 yılında Türkiye'nin ortaklığını kabul ediyor. 64 yılında da Ankara Anlaşması ile beraber, ki bu Ankara Anlaşması daha sonraki süreçte de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki temel hukuk anlamında bir temel oluşturmaktadır. Biz hala bile Ankara Anlaşması'nın kriterlerine göre Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi sürdürebiliyoruz. O 1964 sonrasında Ankara Anlaşması ile beraber 3 evre şeklinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konuşuluyor. İlk evreyi hazırlık evresi olarak görüyoruz. Bu evrede Türkiye'nin ekonomik refah düzeyini biraz arttırması, siyasi kriterleri yerine getirmeye çalışmasıyla beraber ikinci evre dediğimiz geçiş evresi. Bu da yine Türkiye'nin Avrupa'nın kriterlerine uyum sürecinde çaba gösterip üçüncü evre dediğimiz nihai evre, yani Avrupa Birliği'ne tam üyelik evresine geçmesi planlanıyor. 1970 yılına geldiğimizde aslında katma protokolle zaten Türkiye'nin bu tüm birinci evreyi yerine getirip geçiş evresine başarıyla geçtiğini görüyoruz.
Ancak 1970'ten sonra katma evresini, katma protokolü imzalandıktan sonra Türkiye'de hem gerek Kıbrıs harekatı hem de 1980 darbesiyle beraber Türkiye-Avrupa ilişkileri içerisinde Türkiye-Avrupa ilişkileri sekteye uğruyor. Hatta 1980 darbesiyle beraber tamamen askıya alınıyor, ilişkiler kesiliyor. Bu yüzden de Türkiye'nin geçiş evresi dediğimiz evreyi tamamlayamadan 1987 yılında Türkiye artık normalleşip darbe hükümetlerinden siyasi iradeye, siyasi hükümetlere geçişten sonra 1987 yılında ikinci ve üçüncü evreye geçmeden direkt tam üyelik başvurusunda bulunuyor Türkiye. Tabii Avrupa Birliği de bu durumda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin de o dönem genişleme politikalarından dolayı kendi iç denetimini ve yönetimini oluşturma konusunda bir takım eksiklerinin olduklarını vurgulayıp Türkiye'nin o dönem Avrupa Birliği'ne katılma konusunda dışarıdan bir üye alınmayacağını belirtip ancak görüşme... Var hocam, şu anda 20 dakikayı tamamladık. Bundan sonraki her dakika çok tartışma sürenize aittir. Çok hızlı bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Daha sonrasında 1987 sonrasında Türkiye'nin tam üyelikle başvurusu reddedilince ancak işte olumlu görüş bildirilip işbirliğin arttırılması, daha sonraki süreçlerde üyeliğin görüşülmesi konuşuluyor. 1993'e geldiğimizde 94'te Gümrük Birliği Anlaşması imzalanıyor. Bu yine Türkiye için en büyük, en önemli anlaşmalardan biridir Avrupa Birliği ile ekonomik birliktelik yolunda ve gelecekte siyasi birliktelik anlamında önemli bir yol haritasıdır. Daha sonrasında baktığımızda 2014 yılına hızlıca atlıyorum bazı detayları. 2004 yılına geldiğimizde Brüksel zirvesiyle beraber Türkiye'nin tam üyeliği onaylanmış oluyor ve 2005 yılında Hırvatistan'la beraber müzakereler başlanmış oluyor. Ancak müzakereler başladıktan sonra aslında çok güzel gelişmeler de devam etmekteydi. Türkiye'de hükümetin işte anayasa değişiklikleriyle Avrupa Birliği'nin müktesebatına uyum konusunda Kopenhag kriterlerini sağlama yönünde bir takım adımlar atılmıştı, fasıllar açılmıştı. Baktığımızda 2011'den sonra biraz daha ilişkiler kötüleşmeye başlıyor karşılıklı siyasi hamlelerden ötürü. 2016, 17, 18 yıllarında sırasıyla Türkiye'nin aslında Kopenhag kriterlerini açık bir şekilde ihlal ettiğini belirten Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini askıya almaya askıya alma yolu izliyorlar. Bu da bizim şu an Avrupa Birliği ile alakalı geldiğimiz noktayı gösteriyor. Henüz şu anda hiçbir ilerleme, fasıl açılıp kapanma söz konusu değildir. İlişkiler askıya alınmış durumdadır. Sebebi de insan hakları, azınlıkların korunması, demokrasi anlamında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik ciddi endişelerinin bulunmasıdır deyip bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Fuat Hocam. Güzel bir genel bir şey oldu. Hem Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üyelik perspektifi hem de Batı Balkanlarla ilgili o yaşanan, günümüzde de devam eden sıkıntılı süreç. Gerçi Türkiye'nin de süreci sıkıntılı. Tabii. Tartışma süremizin olarak, evet. Tartışma süremizin 2 dakikasını yalnızca kullanmış olduk. Hala 13 dakikamız var. Hem sizinle ilgili size gelecek soruları tartışmak için hem de diğer hocalarımıza da eğer soru sormak isteyenler olursa, her bir konuşmadan sonra tartışmalarımızı yapmıştık ama belki yine soru sormak isteyenler olursa onları da alabiliriz. Bu yüzden ben diğer hocalarımızdan da rica ediyorum. Eğer mümkünse kameralarını açıp soru sormak noktasında, tartışmaya katılma noktasında belki onların kritik soruları olabilir. Şimdi ayrıca yine YouTube kanalı üzerinden koordinatörümüz bize sorular iletecektir diye düşünüyorum bu arada. Şimdi ben şöyle bir dikkatimi çekti. Yani 2004'te bir takım üyelikler Doğu Balkanlar'da veya Doğu Avrupa'da çok kolay kabul edildi. Bir takım vaatler verilerek bunlar üye olarak kabul edildiler ama Batı Balkanlar'da böyle bir tavır söz konusu değil. Doğru. Avrupa Birliği tarafından böyle bir tavır sergilenmiyor. Bu da bir önceki sunuşla, Emir Hacı Kadunu için sunucuyla ben kombine ettiğimde bu iki sunuşu. Aslında Avrupa Birliği üyeliği çok çok önemli.
Batı Balkanlar'da, ama bu konuda sanki Avrupa Birliği de hani elinden geleni yapıyor ama bazı risklere de girip bunları toplu olarak Avrupa Birliği'ne kabul etme yoluna da gitmiyor. Evet, gidemiyor, bir şekilde gidemiyor. Yani dolayısıyla bunu biraz sürüncemede bırakıyor gibi de bir imaj var. Şimdi bu yani bir çıkmaz sokağa doğru da götürüyor Batı Balkanları. Özellikle Bosna örneğinde öyle bir sonuç çıkıyor. Hı-hı. Rusya artık burada çok kutuplu sistem var. Rusya burada söz sahibi olmak istiyor. 2008'e kadar bütün bu ülkeler Republika Srpska'da dahil olmak üzere Avrupa Birliği taraftarı iken durumlar değişmeye başlıyor. Bir önceki sonuçtan bunu yola çıkarak şey diyorum. Bu çıkmaz sokaktan bir çıkış çaresi olarak Avrupa Birliği'ni mi görmemiz gerekir? Ben bunu sormuş olayım. Biraz da zaman kazandırmış oldum diğer sorular için, diğer soru sormak isteyenler için. Ne dersiniz bu konuda? Avrupa Birliği, Batı Balkanlar zaten en başından itibaren Avrupa Birliği'ni bir çıkış noktası olarak görüyor. Çünkü Avrupa Birliği hani o müktesebata uyum konusunda kriterlerin yerine getirilmesi anlamında Batı Balkan ülkelerinin bunları sağlayacağı takdirde zaten bölgedeki çatışmanın da önüne geçilmesi. Çünkü Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlara yönelik temel izlediği hedefler birinci olarak etnik çatışmaları bitirip aslında göçlerin önüne geçebilmek. Çünkü Batı Balkanlar aynı zamanda Avrupa Birliği'ne müthiş bir tehdit oluşturmakta. Hem Arap ülkelerinden hem Batı Balkanlardaki yüksek işsizlik oranlarıyla beraber Avrupa'ya genç nüfusun hem de yüksek oranda işsizlik oranlarının olması sebebiyle Avrupa'ya geçişini engellemeye çalışmak istemekte. Bu anlamda da hani karşılıklı aslında fayda söz konusu. Batı Balkanlar Avrupa'nın verdiği sözleri yerine getirip kendilerini birliğe dahil edip sorunlarının temelli çözüleceğini umut ediyorlar. Çünkü kendi içlerinde ve kendi aralarında bu problemler konusunda bir ilerleme gerçekleştiremediğini hepimiz 10 yıllardır görüyoruz zaten. Bu yüzden de aslında Avrupa Birliği'nden umut bekliyorlar. Avrupa Birliği de çok riskli olmasına rağmen, çünkü Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterlerine ya da uyum kriterlerine aslında hemen hemen hiçbir Balkan ülkesi uymamaktadır. Ama ona rağmen bunları bünyesine dahil etmek ya da etme konusunda olumlu düşüncelerini belirtiyor. Bunun sebebi de işte orada oluşacak bir güç boşluğunda gerek Amerika'nın, çünkü Avrupa Birliği'nin temel amaçlarından biri aynı zamanda küresel aktör olabilmek. Bunu da gerçekleştirebilmesi için kendi bölgesinde özellikle zaten bir hakimiyet kurması gerekiyor. Çünkü Balkanlar dediğimiz Avrupa'nın aslında arka bahçesi. Burayı kontrol altına alamadıkları sürece zaten küresel anlamda da bir aktör olabilmesi çok söz konusu olmayacaktır. Burada bir Rusya tehdidi vardır ki sizin de dediğiniz gibi 2004'te o Avrupa ülkelerinin 10 tane Doğu Avrupa ülkesinin bir anda, hatta müktesebata ya da kriterlere uyum sağlanmadan Avrupa Birliği'ne dahil edilmeleri bir nebze aslında bazı ihlalleri yapılabileceğini gösteriyor. Ancak şimdi şöyle bir fark da var. Avrupa, Doğu Avrupa ülkeleriyle Batı Balkanlar arasında inanılmaz farklılıklar var. İşte Avrupa Birliği bu farklılığı ne kendisi çözebiliyor ne de Balkan ülkelerinin çözüm konusunda bir süreç ya da çaba gösterdiğini görüyor. O yüzden de sürekli böyle kilitli bir şekilde süreç ilerlemiyor. İkisi de birbirlerine mecbur olduklarını bildikleri halde maalesef bir yol alamıyorlar ve süreç kilitlenmiş durumda her iki taraf için. Çok teşekkür ediyorum bu güzel açıklama için. Zannediyorum şimdi bir sorumuz var, ona zaman bırakacağız. Bridge question will be as the last question. But before, Ayfer Hocam sizlerin var mı bir sormak istediğiniz hocam, bir şey? Hocam ben de tam siz, yani ben aslında Emir, yani Doktor Emir Hacıka dün için söylediklerinden çok etkilendim. Çünkü ben böyle bir süreç olduğunu bilmiyordum. Yani Bosna Hersek'in kamuoyunda bu şekilde Avrupa Birliği bizi almayacak şeklinde bir algıya sahip olduğunu bilmiyordum. Çünkü bize şöyle, yani biz kendimize medyadan takip ediyoruz tabii, her konuda çok Avrupa Birliği belgelerine bakmak mümkün olmuyor da bize şu şekilde yansıtın, yani Türkiye ile
mesela Türkiye dahil edilmediği için bu 2021'in Ekim ayındaki zirveye bunun adı genişleme konmadı, genişleme zirvesi olarak anılmadı ama Batı Balkanlara bunun sözü verildi şeklinde biliyoruz biz. Yani kendimiz dahil olmayacağız. Türkiye giderek Avrupa Birliği yolundan veya yörüngesinden uzaklaşıyor ama Batı Balkanlar bu yolda ilerliyor diye biliyoruz biz. Kendi dediğim gibi medyadan veya kamuoyundaki genel algı bu şekilde ama şimdi sonuçta esas içeriden bilgi olarak bunu öğrenince ben de şaşırdım. Peki yani Fuat Hoca'ya da sorayım, genel olarak da sorayım aslında. Yani peki Avrupa Birliği bu kadar aday ülkeyle ne yapacak? Yani bunları sadece göçten korunmak için bir tampon bölge olarak mı düşünüyor? Yoksa sonuçta nihayetinde uzun vadede Batı Balkanlara veya Türkiye'ye bir şans tanınacak mı? Çünkü şimdi baktığımız zaman Polonya'da, Macaristan'da da bu tür sorunlar var. Yani Fuat Hoca belirtti, evet. Tabii ki sonuçta durum kıyasladığımız son zaman. Son 3 dakikayı da şeye vereceğiz, Emin Bey'e vereceğiz. Tamam hocam, okey. Hocam çok kısa yani, bir cevap rica ediyorum şey tamam. Fuat Hoca'dan. Evet. Yani Türkiye ve Batı Balkanlar Avrupa Birliği için yani bir tampon bölge olarak mı kalacak, yoksa biz de bir zaman işte üye olabilecek miyiz diye soru bu aslında şekilde. Zaten çok teşekkür ediyorum, aslında çok güzel de bir soru. Şimdi sunum esnasında unutuyoruz hakikaten, bazı çok önemli noktalar ya aklımıza gelmiyor ya da gözden kaçırabiliyoruz, böyle sorularla da şey yapmış oluyoruz. Şimdi gerçekten baktığımızda bazı gerek akademik yayınlarda gerek işte Balkan içerisindeki tartışmalarda, Balkanlar içerisindeki Avrupa Birliği'nin kendilerine verdikleri taahhütleri yerine getirmeyeceğini düşünüyorlar. Bu konuda da aslında bir yandan da avayla sopa gösteriyorlar. Yani şey durumuna getiriyorlar. Eğer bizi almazsanız işte göç problemi, iç çatışmalar ve bunlar sizin hemen yanı başınızda. Yani illaki mutlaka sizi de etkileyecek. Aynı zamanda da küresel güç olduğunu ya da küresel bir aktör olduğunu iddia eden Avrupa'nın da aslında olmadığının bir ispatı olmuş olacak. O yüzden de Avrupa zaten böyle bir riski alamıyor. İşte biz tamam kendi hallerinde bırakalım, biz sizi almıyoruz diyemiyor. Böyle bir şey yok. Ancak Avrupa nasıl bir formül izlemeye başlıyor? Tüm Batı Balkan ülkeleriyle toplu bir yol izlemek yerine hepsiyle bireysel görüşmeler ve ortaklıklar arayışına gidiyor. Yani mesela işte dedik ya, yakın zamanda 2025 gibi bir tarihte Avrupa Birliği'nin kendi öngörüsü Kosova ile Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması. İşte burada sebebi de işte Sırbistan'ın da Kosova'nın da tam anlamıyla karşılamasa bile, ki mümkün değil zaten karşılamaları, kısmen Avrupa'nın kriterlerini yerine getirmeleri ve Avrupa Birliği'ne üye olma durumu, Avrupa Birliği'nin iyi niyetiyle. O yüzden artık şey olarak bakıyoruz olaya. Son 3 dakikamıza girdik hocam. Son sözünüzü söylerseniz. Avrupa Birliği toplu olarak ne Türkiye ile ne Balkan ülkeleriyle toplu bir politika izlemek yerine bireysel her ülkeyle ayrı ortaklık anlaşmalarına gitmektedir. Evet, teşekkür ediyorum. Emir Bey, last question I repeated again. The Pelješac bridge built by Croats blocking the city Neum. You have 2 minutes, whole 2 minutes to explain it. I can start. Well, yeah, this is please. one of few bilateral issues between Bosnia and Croatia. Bosnians generally wanted to have free access to the open sea. This is our legal request. From the other side, Croatia also has a right to connect territory, north and south. So there was a kind of disagreement on this. Well, Bosnian side most of the time wanted to have an agreement on this bridge, but unfortunately, Croatian government has chosen to take unilateral path. So, but at the same time, they did respect some technical issues with regards to the height of the bridge and so that they can allow our ships from Neum to pass below the bridge. Major, I would say, security issue. This is just one of those maybe 5-6 bilateral issues between Bosnia and Croatia. Well, we discussed this. We have some disagreements, but it will be okay. Okay, thank you very much. Now the last word is mine. I thank the speakers, Ayfer Genç, Yılmaz,
Emir Hacı Katuniç, Fuat Bozyel and Nergiz Başemez Bolaman. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bu biz organizasyonu gerçekleştiren Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yönetimlerine ve bizzat benimle irtibat kuran Profesör Doktor Oya Dağlar Macar, bu organizasyonu yapanlardan, ve Doçent Doktor Uğur Yasin Asal'a da ayrıca kendi adıma teşekkür ediyorum. Balkanlarda barış ve güvenlik arayışları konulu panelimiz, Uluslararası Balkan Sempozyumu'nun 3. paneli bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu panelin ana mesajı şu: Balkanlarda barış ve güvenlik için benim çıkardığım sonuç, Avrupa Birliği çok çok önemli. O yüzden aman Brexit tekrar başka ülkelerle yaşanmasın. Çok çok hani Balkanlar için Avrupa Birliği perspektifi çok çok önemli. Türkiye'nin de Balkan politikası için bu perspektif çok çok önemli. NATO da bunun önemli bir bileşeni. Bu Balkanlarda barış ve güvenlik için NATO önemli bir bileşen. Rusya'nın burada herhangi bir şekilde sürece dahil olması istikrarı bozacak bir faktör olarak yorumlandı. Neredeyse her üç konuşmacımız tarafından, ben de bu görüşteyim. Tam saatimiz 15.15. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Mnogo pozdravi, Emir Bey. We send many regards to Bosnia and all the best. Likewise. Teşekkür ediyorum. Thank you. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun.